Çağdaş, demokratik, laik, Atatürkçü, çağdaş, laik, aydınlanmacı, ultra çağdaş, laik, kandilci, bilmem ya ne. Hikmet, bak, benim kızdığım Ankara şey var ya, Çubuk'taki olayda, kimse yerinde kılamadı ya. Ankara Çubuk'taki Yazıklar olsun. Olayda, tamam, Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan şehit yakını AK Parti üyesi diye, AK Parti dedi ki ben dedi, yani bu vaziyette şiddet uygulayan birisini üye yapmam. Tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk etti. Ne olacak bakacağız göreceğiz. Daha sonra bu kişiyle ilgili, Osman Sarıgül için söylüyorum, ziyarete gelenler, ondan sonra yaptığını olumlayan insanlar, şimdi sen hiç kimseye şey yapamazsın, bu işi olumlayan da kayır eksilet bir kesim var Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bak birazdan vereceğim, yine şehit cenazesine gidiyor, muhatap olduğu muameleyi gör yani, bu muameleler tabii, dolayı hiç insan kimseye bu muameleyi acayip. Ama feci gelen adam, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan adamı ziyarete gelenlerin kimliği üzerinden AK Partili bilmem ne ilçesinin belediye başkan adayı kişi geçmiş olsuna gelmiş. Bütün CHP medyasında, CHP'nin yandaşlarında, CHP'nin üst yönetiminde AKP'nin alkışladığı falan filan diye koca koca cümleler kullanıyor. İmamoğlu'nun arkadaşı değil miydi şu metrobüsteki? Peki bu ne o zaman CHP'nin... Öyle mi diyeceğiz? Aynen öyle, İmamoğlu'nun arkadaşı. Arkada fotoğraf çektirmişti. Aynen işte CHP'nin yapmış olduğuna bakın ey izleyiciler. Böyle kişi konuşuyor değil bu, mi? Bu yasada zihniyeti, kendilerinden olmayanlara işkence yapmak CHP'lilerin özelliğidir. Bolu Belediye Başkanı. Bu da örneklerinden bir tanesidir. Tabii. Bolu Belediye Başkanı. Bolu Belediye Başkanı nasıl övünüyordu değil mi? Almış o. Bir gazetesinin dediği gibi hakikaten. Yasada evet. Zihniyeti bitmiyor bunlarda. Yedisinden yetmişine. Tabii herkese bitmez. Bulaşmış o zihniyeti. Bu millete bir kinleri var bu şeyin CHP'nin. Bak bu millete karşı bir nefretleri var. Dertleri çok büyüktür bunların. Birincisi ben bunu bak böyle rahat rahat şimdi bitti siyaset konuşacak kadar. Hiç gergin de konuş bak rahat konuşuyorum. Bu millete bir derdiniz varsa Anadolu'ya bir derdiniz var. Artık nasıl bu tarla sürülmüşse, nereden gelmişse bu CHP'nin kökü, öyle bir tarla sürülmüş ki bırakmışlar zamanında. Anadolu'dan gelen bu milli toprakların gerçek sahiplerinle o kadar çok kavgalılar ki bunlar. Çakma oturup da bilmem biz de Müslümanız. Biz de bak biz de Müslümanız lafı çok enteresan. Biz de Müslümanız. Biz de insanız yahu. Ya sizin yetiştiğiniz kafa bu. CHP'nin kafası bu. Tanju Özcan toplam hepi top kaç taneydi? Buldu 60-70 tane adama. Çorba veriliyormuş da. O kadar da değil. Verdiği havaya bak. Biz efendim Suriyeliler bundan sonra ekmek yok. Evet yemek yok. Ruhsat da vermeyeceğim. Öteki zaten bir tane daha vardı. İyi Parti'nin bilmem ne adı. Buradan bunları sileceğim. Alın çocuklarınızı. Alın bunu çocuklarınızı. Altı okta bakayım. Altı okta bakayım. Atatürk. Bam. O çocuğu Afganlı bir çocuğu. Ya bir insan Afganlı olsa bilmem Suriyeli olsa şu olsa ne fark eder ya. Ne kadar vicdansızsınız ya. Biz hangi ara bu kadar vicdansız kalpsiz İnsanlar yetiştirdik ya. Bu hangi garip çocuklar nereden çıktı ya? İnanamıyorum. Bunu söyleyince efendim bir çocuk daha bunu yapmış buna bağlamayın. Sen her şeyi bağlarken iyi ama her şeyi bağlarken iyi. Doğru. O otobüs metrobüste kadına o cinsel taciz yapan da bir sürü rakılarla Atatürk bayrakları paylaşmış. O iğrenç herifi gibi hatırlıyorsun yani. Yani söyleyemiyoruz ne yaptığını burada. İmamoğlu'nun arkasında fotoğraflar çekti. Yaşası İmamoğlu işte özgürlük bilmem ne. Sapık çıktı bu adam şimdi. CHP'li sapık. Bu çocuklar sapık. Al işte. Lan ne kadar delikanlınız nerede kaldı? Ulan ne kadar ahlaksız adamlarsınız. Ya bir delikanlık falan da yok bunlar. Ayıptır ya. Üç tane kişi oturup da Afganlı, mülteci. Öyle yat böyle kim olursa olsun Afganlı olur. Çinli olur. Amerikalı olur bilmem ne. O hiç fark etmez ki. Adam olduğunuzda kaldırdığınız bir tane çocuğu evde elinize kemerle dövüyorsunuz. Neyi ispatladınız? Delikanlık mı yaptınız sizin? He? Adam mı oldunuz şimdi? Döve döve Atatürk'le bakayım diyor. Atatürk'le bakayım döve döve.